70'lerin modası geri döndü. Ünlü beyleri etkisi altına aldı. İspanyol paça modasına Barış Arduç da katıldı. Peki ünlü oyuncu hangi projeyle setlere döneceğini müjdeledi? Herhalde bir Nisan ya da Mayıs gibi en geç setlerde oluruz gibi. Az sonra. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek. 2022 yılında kızı Zeynep'i kucağına alan Taner Ölmez'in ikinci babalık heyecanı. Tıp bayramında doğmasını istedik. Hazar bebek kime benziyor? Görenler tam böyle anne de diyen var, baba da diyen var. Az sonra. Sının kıskandıran dostluğu bitti. Ezgi Mola Enis Arıkan'la küstüğünü nasıl doğruladı? Enis Bey'le bir kırgınlık mı var? Yani bir şey söylemek istemem o konuda. Az sonra. Magazin dünyasının en yakışıklı baba oğlu İstanbul gecelerine çıktı. Çocuğum var, sonra yapalım röportaj. Evet, biliyorum. Sonra yapalım mı? Tabii sonra yapalım. Sonra yapalım mı? Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurtepe hassasiyeti. Az sonra. Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. Şimdi vakit kaybetmeden magazin dünyasının ünlü isimlerinden son gelişmeleri derlediğimiz keyifli bir haber turuyla programımıza başlıyoruz. Bebek Parkı'nda güzel havanın tadını çıkaran Birce Akalay'dı. Sandalyesinde kitap okuyan ünlü oyuncuya sevimli dostu eşlik etti. Birce Hanım nasılsınız? Keyfiniz ortak olabilir miyiz? Ay. Uzun süredir kanserle mücadele eden annesini geçtiğimiz hafta kaybeden Birant Tunca, Etiler'de keyifsiz halleriyle görüntülere yansıdı. Berkay, kızı Arya ile alışveriş keyfi sonunda gider ayak kameralar karşısındaydı. Arya Hanım'ı çıkardı, evet. Bak gidiyorlar. Ona bir iki bir şey aldık. Şimdi geçiyoruz. Kim dedik? Şu seydi ona ya. Çok hızlı gittiniz hafta. Canım! Canım dedi. Uzun süredir vergi bana canım diye seslendi. Erkekler tarafından çok seviliyorsunuz Berkay. Katar dönüşü keyifleri yerinde olan, kahkahalarıyla havaalanını inleten üç güzel Gülsim Ali, Burcu Kıratlı ve İrem Helvacıoğlu kameralar karşısına geçti. Bu tatil belli ki üçlüyü birbirine iyice yaklaştırmıştı. Daha sonra böyle oldu gerçekten öyle oldu. Şimdi birlikte tatile de gittiniz, birbirinizi iyice tanıma fırsatı da oldu. Evet. Bu üçlü çok güçlü olur mu? Biraz fazla olur ya. Fazla güçlü olduk, iyi olduk. Katar seyahati arkadaşları da ikiye böldü. Kimi çok sevse de kimi umduğunu bulamadı. Çok tecrübeliyim artık. Üçüncü kişiyiz. Biz ilk kez gittik. Çok heyecanlıydı. Çok keyif aldık. Tabii biz bu kadar tecrübeli değiliz bu konuda ama çok güzel ya. Çok güzel organizasyon. Çok keyifliydi. Seyredin mi? Öyle. 8 Mart'ta depremzede kadınların eğitimi için podyuma çıkan İrem Helvacıoğlu destek verebildiği için mutluydu. Aslında geçen sene çok yapmak istedi kadınlar gününde böyle bir şeyi. Yani 8 Mart'ta böyle bir şey yapabilmek bence çok güzel. Çünkü çok güzel gözüküyordu. Aydın'ın genç kızlarımıza destek olup bu kadar insanı dahil etmesi çok güzel bir şey. Poyraz Karayel dizisinde taş kafa karakteriyle hafızalara kazınan Cem Cücenoğlu, hayatını mezzo soprano sanatçısı Asude Karayavuz'la Kadıköy'de birleştirdi. Mutluluklar dilenen çift, yıldırım aşklarını mikrofonlarla paylaştı. İlk görüşte aşka inanır mısınız derlerdi. Olabilir derdim, oldu.
İlk görüşte aşık oldum kendisine. Sonra kendisi de bana aşık olduğunu iddia ediyor. İddia ediyorum, evet. Ve eminim ki o da aşık. Birbirimize çok aşık oldum. Ben üçüncü görüşte ama daha çok aşığım ona. Benim konserimde. Aslı Hanım'ın solist olduğu bir konserde. Hanımefendi sahneye çıktı. Kırmızı elbise. Kırmızı elbisesiyle. Ben böyle şöyle otururken bir anda... Bir dakika ya, bismillah, bu nasıl bir ses, nasıl bir güzellik diye. Damat Bey'in ilk görüşte aşık olduğu biricik eşi de güzel sözlerin altında kalmadı. Hava buram buram aşk koktu. Ben bilmiyorum, hayatımda hiç bu kadar etkilendiğim bir insan olmamıştım. Hala aynı şekilde etkileniyoruz. Onun gözlerine baktığım zaman dünyanın en mutlu insanı oluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kırmızı elbisesiyle podyuma çıkan 5,5 aylık hamile Burcu Biricik bu defa oldukça doğal halleriyle görüntülendi. Vallahi pijamamla çıktım, yemek yiyorum, eve gidiyorum. Sadece yani yukarı doğru alsak olmaz. Eşi Emre Yetkin'le yemek çıkışı görüntülenen çift kızlarına verecekleri isim konusunda hala düşünceliydi. Ya düşünülüyor. İyiyiz. Keyfimiz yerinde. Bir sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyoruz. Emin olduklarıysa durumun yurt dışında değil Türkiye'de olacağıydı. Burada olacak. Yerlere milli. Geçtiğimiz hafta karnı burnunda podyuma çıkan ve kırmızı elbisesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Burcu Biricik'teydi söz. Ne diyeyim, üniversiteli ve depremzede kızlarımız için güzel bir geceydi. Ondan sonra çok yakın bir zamanda çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Onun üzüntüsü vardı tabii, yani böyle bizim için allak bullak bir süreç oldu. Ama en azından kızlarımız için olduğu için ve bir şeye destek olabilmek için önemli bir günde güzel bir şey yapabilmek adına böyle bir şey yaptık. Kızını kucağına almayı bekleyen güzel oyuncu aynı zamanda rahat bir hamilelik sürecinden geçiyordu. Aşermeler yoktu. Aşermiyorum. Yok böyle şeyler. Ben neymişim? Sempatik yemeğiymişim. Ha, sempatik yemeği bütün o, evet. Semptomları ben de gösteriyorum. Çadır efendim. Evet. Tamamdır, çok teşekkür ediyorum. Aşermeler nasıl gidiyor Burcu Hanım? Emre Bey'i gece gece dışarıya çıkartıyor musunuz? Yolluyor musunuz? Hiç öyle şeyler yapmıyorum. Hayır, sadece bol bol yiyorum her şeyi. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Başrollerini Hande Arısoy'la paylaştığı Bana Beni Anlat filminde Cem Belevi birden fazla karakterle seyircinin karşısına çıktı. Kör başlıyor zaten ama görüyor yani. Öyle bir karakter. Gören kör. Gören kör. Ondan sonra imam. İtfaiyeci, imam, yoga, falcı. 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 Evet, çok çok iyi fal bakıyor. Cem Belevi'nin gerçek hayatta fala merakı var mı diye soruldu. Çok. Sever misiniz? Çok desem ya böyle hemen. Yani fal değil de astroloji. Astroloji biraz daha birazcık bilimsel bir temeli olduğu için inanıyorum, evet. Da fal ya Çınar inanıyor. Ben inanmıyorum falaya o kadar. Bir diğer başrol Hande Arısoy heyecanla bekledikleri güne kavuşmanın mutluluğu içindeydi. Biz bugünün gelmesini gerçekten sabırsızlıkla bekliyorduk. Çok güzel bir emek verdik. Çekerken çok eğlendik biz. Çok güzel şeyler de öğrendik filmden. Ya çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan geldiğiniz için. Rukiye Bektaş final sahnesinin sürprizli olduğunu paylaştı. Seyircisini meraklandırdı. Benim karakterim filmin sonlarına doğru dahil oluyor. Kamp alanında tanışıyoruz. Genelde Eren ve Erkan'la benim sahnelerim. Finalde size bir sürprizimiz var benim ve Eren'in. Bakalım finalde şaşırtacağız sizi. Deli ya adam, deli. Her gün başka bir karakter oluyor. Başarayım ben. 90 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu, ailesi, dostları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Birol Güven, Menderes Samancılar, Kerem Alışık, Meltem Cumbul ve Müjdat Gezen gibi birbirinden ünlü isimler son görevini yerine getirmek için cenazedeydi. Yaşarken çok şeyler öğretti. Ondan hiçbir şey öğrenmeyen zaten kimseden bir şey öğrenemez. Sanki gökyüzünün yeryüzündeki süsü gibiydi. Kalplerimize güzel resimler çizdi. Ben çok küçük yaşımdan itibaren tanıdım kendisini. Eniştemin ve ablamın arkadaşı olması dolayısıyla. Ve daha sonra hep bir arada olabildik. Hepimizin gönlünde taht kurdu nezaketiyle. O stiliyle, güzel oyunculuk stiliyle, her şeyiyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepimizin başı sağ olsun. Çok sevdiğim bir dostumdu. Bayağı akrabadan öte dostumdu yani. Kısmet. Selena dizisinde uzun yıllar birlikte kamera karşısına geçtiği Gökhan Keser, güzel bir vefa örneği sergileyerek cenazedeydi. Türk sineması için, sevenler, yakın tanıyanlar için çok özel bir isimdi. Beraber karşılıklı oynamaktan dolayı da çok mutluyum, gururluyum. Bugün de son
görevimizi yapmaya geldik. Kayhan Yıldızoğlu'nun son günlerini kızları Deniz Yıldızoğlu ve Sibel Aybar anlattı. Hasta oldu ama hiçbir şekilde ona yenik düşmedi. Hep ayaktaydı, hep aklı başındaydı. Gözleri görmüyordu. Gözleri görmüyordu. Onu çok evet. rahatsız ediyordu çünkü okuyamıyordu. İnsanları buraya topladığı için de çok üzülüyordu. Çok üzülüyordur evet. Evet yani. Hiç istemiyordu. Öyle tören bir insandı. Tören de istemedi zaten. Hadi. Sunay Yıldızoğlu işte böyle duygusal sözlerle uğurladı eski eşini, arkadaşını, hocasını. Benim için çok özel çünkü ben çok gençtim onunla evlendiğimde. Ben şeyde yazdım, benim iç dünyamı keşfeden adam hakikaten kim olduğunu öğretti bana, ne yapabileceğimi öğretti, yeteneklerimin ne olduğunu. Ben hoca gibi aynı zamanda, sadece koca değil, hoca gibiydi benim için. Hayatımdan hiç çıkmadı yani, ruhumda hep taşıyacağım ben, annem babam gibi. Usta oyuncu Şener Şen de büyük ustaya veda için törendeydi. Valla çok özel bir kişilikti yani, eskilerin nevi şahsına münhasır dedikleri kişi. İstediği gibi yaşadı, farklı biriydi. Yani en zor koşullarda bile mizahla hayata tutunmasını bilirdi. Ne diyelim yani, Allah rahmet eylesin. Ne var ki yoğun ilgiden ve fotoğraf ısrarından rahatsız olan Şener Şen çileden çıktı ve tepkisini yüksek sesle dile getirdiği anlar işte böyle yansıdı. Gidin ya. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Hayat pahalı, evlilik zor demişti. Çağlar Ertuğrul fikrini değiştirdi. Zor değil. Bence boşanmak daha zor. Boşanan arkadaşlarına seslendi. Altın ne kadar olmuş abi? Lütfen. Ya istiyorum. Lütfen. Boşanan arkadaşlar. Az sonra. Etiler'de yeni imajıyla görüntülerimize yansıyan isim Neslihan Atagül oldu. Yeni projelerini anlattı, kusursuz cildinin sırrını paylaştı. Milano'ya uçup meydanlarda mutluluktan havaya uçtu. İşte Neslihan Atagül'le gerçekleştirdiğimiz o keyifli sohbet geliyor ekranlarınıza. Etiler'de bir toplantı çıkışında kameralar karşısına geçen Neslihan Atagül saçındaki değişiklikle dikkat çekti. Evet, birazcık kahkül kestirdim. Beğendiniz mi? Saçında yaptığı küçük ancak gözde görülür değişimin sebebi yeni bir proje mi diye soruldu. Yani aslında bir proje için değil, birazcık içimden geldi, yapmak istedim. Biliyorsunuz zaten çok uzun zamandır işte çok uzun saçlar falan, dümdüz saçlar vardı. Böyle birazcık kahkül kestirmek istedim. Ocak ayının son günlerini Miami'de sonlandırmıştı Atagül. Benim için hem tatil oldu hem de birazcık iş yaptım falan. Güzeldi biliyorsunuz, orada bir galaya katıldık falan. Eğlenceliydi yani. Güzel oyuncunun sıradaki durağı da belli. Bu defa yolu Avrupa'ya. Milano'ya gidiyorum. Bir tane televizyon programına katılacağım orada. Böyle vallahi heyecanlıyım ben de. Hatta onun toplantısını yaptık arkadaşlar. Evet. Türk dizilerinin tüm dünyada nam salması, Türk oyuncularının yurt dışında uluslararası başarılara imza atmasını Neslihan Atagül yorumladı. Gurur duyulası bir mevzu. Bu işte Türk oyuncuların ne kadar talep edildiğiyle alakalı bir şey. Hepsiyle, hepimizle gurur duyuyorum bu anlamda. Gelelim Neslihan Atagül'ün pürüzsüz ve parlak cildine. Son günlerin en çok merak edilen konusu bebeksi cildinin sırrı. Teşekkür ederim, bebek sırrı gibi. Bebeksi. Ya şöyle aslında, tabii ki her kadın gibi ben de dikkat ediyorum. Cilt bakım rutinlerim var. İşte ona göre ürünler tercih ediyorum zaten. Daha işte düzgün ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Bir de bu yemeyle içmeyle de çok orantılı bir şey ya. Hani ne kadar dışarıdan müdahale edilse edilsin, işte vücudumuza aldıklarımızla da alakalı bir şey. Ben genelde genetiği modifiye edilmemiş gıdalar tercih ediyorum. O da sanırım destekliyor. Nedir acaba o diye bir baktı. Genetiği modifiye edilmemiş gıdalar mı? Son zamanlarda yine herkesin kapılıp gittiği estetik furyası için neler söyler, botoks çılgınlığını destekler mi diye merak edildi. Bu destekleyip desteklememek konusu bana düşen bir mevzu değil bence. Buna ihtiyaç gören herkes kendi istediği şekilde tabii ki yaptırabilir. Ben ne kadar müdahale edebilirim? Konuşmak da saçma geliyor bana bunları. Proje okumalarına ise devam ediyor Atagül. Hatta ekranlarda olma ihtimali bile var. Yani olma ihtimali var görünüyor. İşte
okuduğum birkaç proje var. Yakın olduğum da var aynı zamanda. Bakalım yani zaten hani netleşince illaki haberiniz oluyor sizin de. Sohbetimizden saatler sonra ise Neslihan Atagül, Milano'nun en büyük meydanı Duomo'da yanındaki kuşlar gibi mutluluktan uçmak üzereyken görüntülere yansıdı. İtalyan kanalında bir programa katılmak için Milano'da bulunan güzel oyuncu içinse başına talih kuşu kondu deyimi bu defa mecazen değil gerçekti. İşlerin modası geri döndü. Ünlü beyleri etkisi altına aldı. İspanyol paça modasına Barış Arduç da katıldı. Peki ünlü oyuncu hangi proje ile setlere döneceğini müjdeledi? Herhalde bir Nisan ya da Mayıs gibi en geç setlerde oluruz gibi. Az sonra. Geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına alan Ezgi Mola ile annelik maceralarından bakıcı sorununa, yeni projelerinden çok sevdiği dostlarına kadar neler konuştuk neler. Peki ünlü oyuncu bir zamanlar aralarından su sızmayan Enis Arıkan'la küslüğünü nasıl doğruladı? İzliyoruz. Ezgi Mola, oğlu Can'ı kucağına alınca, artık bir anne olunca yeni aktivitelere başladı. Anne çocuk buluşmalarına başladı. Bebekli arkadaşlarımla aktivite günündeyim arkadaşlar, farkında mısınız? Bu buluşma için de Kuruçeşme'deki eşinin mekanını seçti. Hiç gelmediğim bir mekana gelmek istedim. Güzel bir yer değil mi? Çok güzel bir yer, çok hoşuma gitti. Herkese tavsiye ediyorum. Yeni açıldı galiba, bir sene oldu. Bir sene olacak aslında, evet. Yemekleri mükemmel. Genelde ilk günde de gelmiyor buraya. Hiç yani. Görünce şaşırdık. Çok sağ olun, aynen. Ben de size şaşırdım. Buraya hiç magazinci gelmez. Tabii eş dost bahane. Güzel hava şahaneydi. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Ezgi Mola, oğlu Can'la birlikte sokakta aldı soluğu. Benimki uyudu. Çıkmadan önce hep böyle olur ya böyle. Yolda uyuyor değil mi arabada? Aynen, daha evdeyken böyle kokuyu alıp uyudu. Ama olsun. Güzel, tertemiz, mis gibi bir hava var. Güneşi görünce hemen çıkalım dedik, birazcık değişiklik olsun diye. Birçok anne uykusuz gecelerden dert yansa da Ezgi Mola'nın şikayeti yoktu. Böyle çok bilirkişi gibi öğüt vermek istemem, kimsenin işine karışmak istemem ama ne olacak ki işte bir sene sonra o da gittikçe bir yetişkin bir birey olmaya başlıyor ya, gittikçe. Hani uyku düzeni değişiyor, tuvalet düzeni değişiyor. O da gittikçe büyüyor yani. O bir senede onun hatırına çiğ tavuk yeriz yani her türlü. Tabii bir de Can Bebek'le imza attığı keyifli paylaşımları var. Oğlunu da sosyal medya paylaşımlarında eğlencesine ortak eden Ezgi anne, anne-oğul ilişkilerini işte böyle yorumladı. Çok eğleniyorum ya, çok güzel. Kendime oyun arkadaşı buldum. Çok eğlenceli. Gerçekten öyle. Çok güzel onunla eğlenmek, oynamak, sohbet etmek. Çünkü 3 aylık bir bebek gibi görüyorsunuz ama öyle değil. Her şeyini anlıyor, kokuyu çok iyi alıyor. Ne desem, ne hissetsem, ne düşünsem, nasıl bir ruh halinde olsam hepsini görüyor ve biliyor. Peki ya baba Mustafa Aksakallı, oğlunun bakımında yardımcı oluyor muydu diye merak edildi. Oluyor, oluyor. Oluyor. Şimdi sizi mi kırayım diye. Tam şaka yapıyor derken anlıyoruz ki Ezgi Mola eşinden biraz daha destek görmek istiyor gibiydi. Ya elinden geleni yapmaya çalışıyor ama daha fazlasını yapar mı? Yapar. Can bebek 3,5 aylık oldu. Ezgi annenin henüz yüzünü göstermediği biricik oğlunun kime benzediği en çok sorulan sorulardan biri. Şöyle, ilk doğduğunda tamamen Mustafa'ydı. Ama biraz şimdi bana da benzemeye başladığını söylüyorlar. Gözlerini falan çok benzetmeye başladılar. Ben de geçen annem bir, arkadaşlar sürekli böyleyim biliyor musunuz? Ve işte sohbetimiz sırasında sürekli bir sağa bir sola sallanan Ezgi Mola'nın bir gerçeğin farkına vardığı anlar. Bu bende tik oldu. Kusura bakmayın ne olur. Hep evet Can'la hep böyle yapmaktan çok utandım şu anda. Kısa bir aydınlanma anından sonra Can bebeğin kime benzediği konusuna geri dönüldü. Annem geçen gün bir fotoğrafımı gösterdi. Dedi 72 günlüksün burada. O kadar benzettim ki.
bayağı birebir gibi bir şey. Mustafa da çok şaşırdı. Bence ikimize de bayağı benziyor. Mesela kafe şekli Mustafa'nın aynısı. Şuraları falan aynı. Ama gözleri, ağzı falan bana benziyor. İyi bir karışım. Güzel bir çalışma. Sohbetimize uzaktan dahil olan Mustafa Aksakallı'ya biraz önce Ezgi Mola'nın yardım konusundaki küçük sitemi hatırlatıldı. Yardımcı olur mu? Yapmaz mı? Yapar dedim. Daha fazlası var mı? Var. Ama yok. ama şu anda yapmıyor musun? Yapıyorsun. Nasıl politik cevaplarım? Nasıl? Son 15 gün ama. Çok iyi. Çok iyi. Son 15 gündür her zamankinden daha iyi Mustafa. Hem beni hem vücudunu çok şaşırttı. Aynen. Başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Ezgi Mola, doğum süreciyle birlikte setlere ara vermişti. Bir süre daha ekranlara dönmeye niyeti yoktu. Böyle gider bir süre ya. Yanından ayrılamam şu anda. Çünkü çok özlüyorum. Uyurken özlüyorum. Henüz bir alışayım, birazcık yani doymaya başlayayım. Sonrasını düşünürüz ama şimdilik çok da istemiyorum zaten. Setlere döndüğü zaman profesyonel bir yardım alıp almayacağı da soruldu. Ezgi Mola bakıcı olayına sıcak baktı. Yani ihtiyacım olacak. Yani ihtiyacım olacak. Çünkü daha fazla sete gitmem gereken zamanlar da olacak. Annem elinden geldiğince yanımda. Başka bir arkadaşım da yanımda oluyor, geliyor gidiyor. Ama düzenli olarak yanımda olması gereken biri olacak. Tek sorunu evladını bırakmakta, başkasına güvenmekteydi. Ezgi Mola haliyle kaygılıydı. Yapmam gerekiyor ama bilmiyorum. Yani göreceğiz galiba. Belki de yapamam. Umarım yapabilirim de çok kaygılı bir durum çünkü evet, başlı başına zaten. Çünkü yani ne bileyim. Ben mesela çok güzel çocuk bakarım ama benim çocuğuma öyle bakılır mı diye herkes düşünüyordur ister istemez. Yakın dostu Merve Dizdar'ın teyzelik heyecanı hala hafızalarda. Çok heyecanlıyım. Teyze olacağım ama ben yani ilk defa tabii ki evet. En yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım. Çok heyecanlıyız. Bunun tarifi yok. Yani şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kal. Şimdilerde Cihan Ayger'le yeni bir aşka yelken açan Merve Dizdar'ın mutluluğunu paylaşma sırası Ezgi Mola'daydı. Oo canım benim. Ben de onun adına çok mutluyum. O benim canım yani Merveciğim. O da hep sette gelemiyor. Sürekli fotoğraf yollayıp duruyorum güncel halini. Nasıl yani nasıl değişti deyip duruyor. Bir ay oldu herhalde onu görmeyeli. Evet ama onun adına çok mutlu oluyorum. Çünkü o bence mutluluğu en çok hak eden insanlardan biri. Melek gibi bir insan Merveciğim. Merve Dizdar'a iyi dileklerini ileten Ezgi Mola bir diğer yakın dostu ancak son zamanlarda arasının açık olduğu iddia edilen Enis Arıkan'la ilgili soru karşısında sessiz kaldı. Böylece ünlü oyuncu eski dostuyla küstüğünü doğruladı. Enis böyle bir kırgınlık mı var? Yani bir şey söylemek istemem o konuda. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Bir dönemin ayrılmaz ikilisiydi. Murat Cemcir, Ahmet Kural küslüğünü anlattı. Ben kimseye küsmem, bana küser insanlar. Dostluğu maziye döndü, defteri kapattı. Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşım, eski arkadaşım. Çok sevdiğim bir eski arkadaşım. Bundan sonra da eskide mi kalacak diye. Evet. Az sonra... Kıvanç Tatlıtuğunoğlu Kurt Efe ile Etiler Çıkarması. Eski sevgilisi Çağla Şikel'in ablasının düğününe katılan Nail Gönenli'den barış açıklaması. Devrim Özkan ve Ebo arasındaki aşk iddiası. Ünlüleri buluşturan iftar sofrası. Şimdi İstanbul gecelerinde renkli bir tura çıkarıyoruz sizleri. İstanbul gecelerinde yakışıklılıklarıyla göz dolduran baba oğlun görülmesiyle yaşanan yüksek heyecan var. Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı çocuğu Kurt Efe'nin de ilk kez kameralarla tanıştığı anlar. Çocuğum var. Biliyorum, evet, biliyorum Kıvanç Bey, Kurt Efe de çok yorgun. Tatlıtuğ, yüzü olduğu markanın 12 saat süren çekimlerinin bitiminde kamera karşısına geçti. Artık 2 yaşına gelen oğlu Kurt Efe kendisine eşlik ederken ünlü oyuncu görüntü alınmamasını rica etti. Çekimden geldiğiniz siz de yorgunsunuz. Biliyorsun. Sonra yapalım mı? Tabii sonra yapalım. Sonra yapalım mı? Tamam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, sağ olun. Teşekkürler.
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşkına geçtiğimiz günlerde nokta koyan Devrim Özkan, Karaköy gecelerinde bu defa sosyal medyada Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver'le kol kolaydı. Neler yapıyorsunuz? Bugün de arkadaşlarınızla birlikteydiniz. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlarına, dışarı çıktım. Öyle. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddialarına da cevap arandı. Kim? Arkadaşlarınızla mıydınız? İbo ile birlikte dışarıya çıktınız. Hepsi arkadaşım ya. Biz de dedik ki Lucas Torreira'dan sonra yeni bir aşk olarak yazalım mı diye düşündük. Yok ya, yani her şey yolunda. Teşekkür ederim. Yalnızsınız, hayatınızda kimse yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Devrim Özkan, arkadaşım dediği Ebo ile aynı araçla geceden ayrıldı. İster arkadaşım. Etiler'de görüntülenen Acun Ilıcalı, Premier Lig'e çıkma yarışı veren takımı Hull City hakkında bilgi verdi. Nasipse olsun gözüyle bakıyoruz. Yani bizim için ilk hedef playoff. Playoff'tan sonra sınavlar bilir ama bu sene hani bu kadar emeğin sonrasında şu anda averajla playoff sınırındayız. Aynı puanlıyız playoff'la. Hani bu kadar emeğin sonrasında playoff'u görsek ne güzel olur. Ekranlardaysa heyecanlı dakikalar yaşanmaktaydı. Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden'in canlı yayında baba olduğunu öğrendiği anlarla büyük şok yaşandı. Ne? Baba! Milyonlarca kişiyle birlikte Acun Ilıcalı da yarışmacısının mutluluğunu paylaştı. Agresif halleriyle dikkatleri çeken Yunus Emre'ye iyi dileklerini iletti. Şimdi ben de seyrettim, duygulandım. Çok güzel bir andı. Hani canlı yayında iletişim ödülünde baba olduğunu öğrenmek tabii ki yani bir yarışmacı için herhalde ki yaşanabilecek en büyük mutluluklardan biri. Yani bir Yunus Emre'den mi geliyor diyorum. Hepimize inşallah. Yani onun gibi sevimli olur ama daha öfke kontrolü olan bir evlat bekliyoruz ondan. Ne var ki Yunus Emre Özden ve sevenlerinin mutluluğu 24 saat bile sürmedi. Eşi Beria Özden sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ortamı gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı. Zaten mide koruyucu ve birçok ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. Bir haftadır fazla ağrılarım, sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır." sözleriyle bebeğini kaybettiğini duyurdu. Ramazan ayının girmeye başlamasıyla ünlü isimleri buluşturan iftar yemekleri de başladı. Mustafa Üstündağ, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca'yı yeni filme emanete bir fotoğrafla dahil etmeyi ihmal etmedi. Filmde de Oktay abiyle beraberdik zaten. Burada da Oktay abiyle beraber. Benim kaderim Oktay abiyle kesilmiş. Yeşil Sağlar'ın efsanelerinde kaptanların buluşmasında ukde kalan konular gün ışığına çıktı. Ümit Karan, Sabri Sarıoğlu'na takılmadan geri duramadı. Yıllar önce Sabri benden bir tane gol çalmıştı inşallah. Bir gün o golü geri verecek mi? Hala o borç. Hala içinde. Ailede kaptanlar çoğaldı. Eşi Yağmur Sarıoğlu'nun kaptan pilotluğa terfi etmesi konusunda Sabri Sarıoğlu mutluluğunu paylaştı. Hayalini kurduğu mesleği icra ediyor. Uzun süredir de bu işi yapıyor. Sonunda birinci kaptanlığa da terfi etti. Kendi işinde çok mutlu. Ben de onun bu işini severek ve İyi şekilde yaptığını görünce gururlanıyorum. Berna Şikel, iş insanı Murat Fincan'la hayatını birleştirirken, Çağla Şikel, oğullarının kollarındaki ablasının mutluluğunu işte bu fotoğrafla paylaştı. Bu düğünün en şaşırılan konuğuysa Çağla Şikel'in ani bir kararla 2 ay önce ayrıldığı sevgilisi Nail Gönen'le oldu. Nikah şahidi olarak düğüne katılan Nail Gönen'le acaba barıştılar mı söylemleriyle magazin gündemini çalkalarken ünlü avukat iddialar için kamera karşısına geçti. Şöyle, 2 ay önce biliyorsun ayrıldık, zaten Çağla da bununla ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Ama düğün tabii şöyle bir şey oldu, kendi içimizde de konuştuk. Ablasıyla, Berna'yla, kocası Murat'la tabii biz bir senedir bir aradayız. Neredeyse her günümüz beraber geçiyordu. İlk olarak Çağla Şikel ve ailesiyle olan samimiyetini uzun uzun anlattın Nail Gönen'le. Şimdi ayrıldık. Bir araya geliyoruz. Barıştılar mı, barışmadılar mı? Yani günün sonunda bir sene gibi bir zaman ilişkimiz vardı. Günün sonunda zaten bunun haberini de yaptınız. Ailesiyle çok iyi diyaloglarım oldu. Harika bir ailesi var. Pırlanta insanlar. En mutlu gününde Berna ile Murat'ın benim olmamam ya da benden nikah şahitliği talep edildiği zaman benim buna hayır demem söz konusu olamaz. O günlerini paylaştık. Tabii ki de hani düşmanca da ayrılmadık. Herhangi bir kötü bir diyalogumuz da yok. Dolayısıyla
O günü beraber paylaştık. Aşklarında ikinci bir şansa ihtimal tanımayan Nail Gönen'le çıkan haberler konusunda herkesten hassasiyet bekledi. Sürekli bunun gündeme gelmesi bizler için değil, tabii ki de çocuklar ve aileler için de kim zaman hassas ya da kırıcı bir duruma gelebiliyor. Günün sonunda hani bir barıştığımız bir durum yok. Zaten ayrıldık, işte iki ay gibi bir süre oldu. Dolayısıyla bir arada gelmemiz de bence çok hani normal ve aslında çok kıymetli de bir şey. Hani Çağla Nail konusu bizim açımızdan hani ilişkisel olarak, hani sevgili olarak sona erdi. Çağla Şikel, yıllar süren aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş, ailesiyle, oğullarıyla tanıştırdığı sevgilisiyle evlilik beklerken ayrılık kararlarıyla şaşırtmıştı. Ne var ki hiç dile gelmeyen ayrılık sebebi bu kez ünlü avukata soruldu. Ya şöyle, somut bir sebebi yok ama Mustafa şöyle, yani ilişkilerin başlaması kadar bitmesi de normal değil mi? Günün sonunda insanız, değişiyoruz. Önceliklerimiz kimi zaman değişiyor. Dolayısıyla hani somut tüm samimiyetimle söylüyorum, bir şey yok. Benim için hala çok kıymetli. Eski sevgilisini güzel sözlerle anan Nail Gönen'le bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için de açıklamalarına devam etti. Aşklarının arkadaşlığa evrildiğini paylaştı. Ama bu kıymet ilişki olarak değil, insani olarak çok kıymetli. Bugün bir telefon atsa tabii ki de hani elimden gelen her şeyi yine yaparım. Ben telefon atsam eminim ki o da yapacaktır. Ama bunu farklı yorumlamamak lazım. Bir diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Hazal Subaşı'yla yakınlaştığı iddiaları da yankılanırken Nail Gönen'le çıkan aşk haberleri karşısında şaşkındı. Mesela Hazal'la nasıl bir haber çıkıyor? Benim aklım almıyor. Ya hatta dahasını söyleyeyim. Yani barışmış olsak başıma neler gelir düşünemiyorum. Yani olacak iş değil. Bir uyanıyorsun, Hazal'la haber, barıştılar haberi. Ne bir yerde görüldük, ne bir şey oldu. Onun adına da bence çok üzücü. Benim adıma da çok talihsiz ve üzücü. Hazal benim çok kıymet verdiğim, çok çok eski bir arkadaşım. Tabii ki de Atakan'ı da tanıyorum. Pembe saçlarıyla bütünleşen badisi ve pullu payetli eteğiyle Kıbrıslılara müzik ziyafeti yaşatan isim Gülşen'di. Serkan Kaya ise Yavru Vatan'ı sesiyle yine mest etti. Müziğin efsane isimlerinden Kayahan'ın gönüllere taht kuran şarkılarını Emre Altuğ'un eşsiz yorumuyla birleştirdiği gecenin biletleri hızla tükendi. Ünlü şarkıcı mutluluğunu paylaştı. Tabii biletler ilk çıktığı gün bitince bizde bir heyecan. Ya biz daha yeni söylemiştik, bilmem ki yapabilecek bizdi. Şaka bir yana Alper Kömürcü müzik direktörümüz eşliğinde çok ciddi ve titiz bir çalışma yaptık. Bu akşamın bir konuğu daha var. İpek sağ olsun yeni doğum yaptığı halde beni kırmadı. Çünkü hani sensiz olmaz oldu. 36 kişilik bir orkestrayla 20 şarkının seslendirileceği konserde tek sürpriz İpek Açar değildi. Bir de Demet Sağaroğlu benim çok eski arkadaşım. O da uzun yıllardır burada yoktu biliyorsun. Fakat bir müddet evvel geri döndüğünü öğrenince hemen onu da aramak istedim tabii. Çünkü ben Demet'i tanıdığımda Kayahan abinin vokalistiydi. Emre Altuğ'un unutulmaz şarkılarıyla usta sanatçı Kayahan'ı andığı gecede müzik ziyafeti yaşandı. Bu defa kameralarımızın karşısındaki isim Barış Arduç oldu. Yakışıklı oyuncu hangi trende ayak uydurdu, ekranlara döneceği projesi belli oldu mu? Eşi Gupse Özay dizimi kaleme alıyor. Hepsi ve daha fazlasının cevabı sıradaki haberimizde. Ekranların yakışıklı oyuncusu... Anam. Gupse Özay'ın aşık kocası. Ben karımın anneliğinden de bana olduğu yaptığı işliğinden de çok razıyım. Bu çalışkanlığın ayrı bir hayranlığım var karımın. Can Asya'nın sevgi dolu babası Barış Arduç. Etiler'de kamera karşısına geçtiğinde hayatında olup bitenler, görüşmediğimiz zamanda yeni gelişmeler merakla soruldu. İyi aslında, en son konuştuğumuzla arasında çok değişen bir temponun içinde değilim. İyi, her şey yolunda. Ufak ufak
Birkaç iş var, onunla görüşüyorum. Herhalde bir Nisan ya da Mayıs gibi en geç setlerde oluruz gibi. Kızları Can Asya'yı kucaklarına alınca eşler Barış Arduş ve Gupse Özay sırayla çalışmaya başlamışlar. Hayatlarını kızlarına göre şekillendirmişlerdi. Şimdilerde sıra Barış Arduş'a geldi. Setlere dönmeye hazırlandığını müjdeleyen yakışıklı oyuncu yeni projesiyle ilgili ise ser verip sır vermedi. Sinema diyeyim, biraz dijital platform gibi duruyor şu an ilk yapacağımız iş. Dizi artık Ağustos gibi falan, Eylül gibi olur. Tamam, şu an bir şey söylemeyeyim. Başka bir yere evrilir hikaye. Çıkınca hep beraber bakarız. En son Lohusa filmiyle seyirci karşısına çıkan Gupse Özay'dan bir dizi projesi de gelir mi sorusuna cevap arandı. Şu an öyle bir planı yok ama hayat ne getirir belli olmaz. Belki öyle bir şey yapma ihtiyacı duyar, öyle bir şey ister. Onun kendi dünyasıyla da kalı bakalım. Çünkü bazen acayip bir fikir bulup böyle bir şey yapacağım da diyebiliyor insan. Gupse de o anlamda o kreatif dünyası çok çalışan biri. Onun adına bir şey söylemeyeyim, yapar ya da yapmaz diye. Birbirinden başarılı ve sevilen sinema filmlerine imza atan Gupse Özay'ın dizi senaryosu yazması Barış Arduç'u şaşırtmayacaktı. Yani artık yeteneğinden o kadar eminim ki yaptığı ya da vurulduğu herhangi bir şey beni şaşırtmıyor. Ya çok hani onun kapasitesinden çıkabilecek şeyler oldu. Ya o kartelası çok yüksek onun. Herhangi bir şey, hiç ummadığım bir şey de çıkabilir. Böyle potansiyeli var. Tabii tüm hayatlarını şekillendirdikleri kızları Can Asya'da soruldu. Büyüyor, bir buçuk yaşında oldu işte 9'unda. Çok hızlı büyüyor, hatta 2 gün önce ya bugün ekstra büyüdü mü falan gibi oluyor. Çünkü artık o takvimde galiba günden güne çocuğun büyüdüğünü de an görebiliyorsunuz. Biricik kızıyla ilk kez babalık duygusu tadan Barış Arduç'un duygularını anlatmaya kelimeler yetersizdi. Ya ben hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Çok fazla bahsettiğim zaman kendi kıymetini yitirmeye başlıyor. O yüzden böyle bir cümleyle kapatalım. Böyle olsun bu seferlik, olur mu? Bir diğer taraftan 70'ler modasının baş tacı İspanyol Paşa efsanesi geri dönmüş, çeşit çeşit bol paçalar ünlü beyleri bir bir sarmaya başlamıştı. Trende Barış Arduç da İspanyol paça jiniyle katıldı. Şıklığıyla adından söz ettirdi. Çok çok naziksin kardeşim. Teşekkür ederim. Hayat pahalı, evlilik zor diyen Çağlar Ertuğrul neden fikrini değiştirdi? Murat Cemcir, Ahmet Kural defterini nasıl kapattı? Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'e oje sürme yasağı doğru mu çıktı? Bir etkinlik için Güney Kore'ye giden Serenay Sarıkaya'nın tarzı nasıl olay oldu? Peki magazin dünyasının gözde çifti Beren Saat ve Kenan Doğulu nerede görüntülendi? Hazırsanız birbirinden ünlü isimlerin ve haftaya damga vuran açıklamaların yer aldığı haber turumuz geliyor ekranlarınıza. Nişantaşı'nda bir klinikten çıkarken görüntülere yansıyan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine geçmiş olsun dilekleri iletildi. Yok, öğrenebilir miyiz? Rutin kontrol mü? Evet, yıllık kontrollerim. Beren Saat'in iyi haberlerini alırken Kenan Doğulu'nun çevresini çoktan hayranları sardı. Geçtiğimiz haftalarda da Beren Hanım sizin doğum gününüz vardı. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Kenan Bey'den nasıl bir hediye aldınız, onu soralım. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Hayranıyla fotoğraf çekilme merasimini tamamladıktan sonra bu defa Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat'e aldığı hediye soruldu. Ne hediye aldınız? Hediyeyi soralım. Geçtiğimiz peki. Kolay gelsin. Kenan abi. Tekrardan geçmiş olsun diyelim. Ünlü erkeklerin oje sürme trendine katılan isimlerden biriydi Mert Ramazan Demir. Birçok ismin tepkisini çekerken ünlü oyuncuya en ağır tepkinin ise sevgilisinden geldiği iddia edildi. Söylenen o ki Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'e oje sürme yasağı koydu. Arnavutköy'de sevgilisinin evinden çıkan Mert Ramazan Demir'e çok konuşulan oje yasağı soruldu. Afra Hanım'ın da bir yasak getirdiği konuşuldu size karşı, oje yüzünden, ojeleri silmeden yanıma gelme diye açıklaması var. Dakikalar sonra Afra Saraçoğlu ise aracının içinde oldukça sessizdi. Afra Hanım, nasılsınız? Necla Karahalil aşkıyla bakışları üzerine çeken Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gecesinde alkollü paylaşım yapmış, bu paylaşımıyla da sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülenen Cem Yılmaz, tepki çeken paylaşımıyla ilgili soru karşısında gülümsemekle yetindi. Necla Hanım'la da hayırlı olsun diyelim. Geçtiğimiz günlerde de Ramazan'ın ilk günü paylaşımınız çok tepki çekti. Bilerek yaptığınız konuşuluyor. Kameralar şimdi çok uzaklarda, Asya'nın doğusunda, Güney Kore'de.
Dünya basınının karşısına geçen isimse ikonik görünümüyle Serenay'sine ince bir çorap giyen ve vücudunu sımsıkı saran mayosuyla simsiyah bir bütünlük sağlayan Serenay Sarıkaya, kusursuz yüz hatlarını siyah bandanasıyla çıkardı. Işıltısını ise boynunu, bileklerini, kulaklarını süsleyen milyonluk mücevherlerinden aldı. Tabii mücevherlerinin ışıltısıyla yarışan gümüş çantasını da es geçmemek gerekti. Siyah Kuğu filmi yeniden çekilecek olsa, Sarıkaya siyah zerafetiyle Natalie Portman'ın tahtının ilk adayı olacak olsa da bir diğer taraftan güzel oyuncunun Seul şıklığı... Yakından tanıdığımız Haluk Levent bu defa gençlerin eğitimi için bir işbirliğine imza attı. Online eğitim platformunun amacını paylaştı. Aylardır inceledik, baktık bu projeyi ve çok güzel olduğuna karar verdik ve ben Haluk Levent olarak... İsviçre'den gelen bu dostlarımla beraber bugün burada imza törenini az önce gerçekleştirdim. Eğitimde fırsat eşitliği arayan, dünyanın her yeriyle entegre olmak isteyen gençlerimizi bu projeye bekliyoruz. Bu işbirliğiyle depremde en büyük hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'a 30'a yakın okul açacağı ortaya çıktı. Bu reklam anlaşmasının önemli bir bölümü deprem bölgesindeki çocuklarımız için kullanılacak. Okullar için kullanılacak. Aynı zamanda 2023 yılında Türkiye'nin en güvenilir ünlü ismiydi Haluk Levent. Bana fazla güvenmesinler. Ben hepsini satarım yani. Hepinizde satarım. Bu kadar çok güvenliyim ben. Ne diyebilirim? Ahbap Derneği'nin yardımlarından ve sözünü tutmasından dolayı bu güven. Ben en güvenilir diye söyleyemem kendime. Ama güvenilmez biri de değilimdir. Fakat hani bu işte halkın bir jesti. Sosyal yardımlaşma projeleriyle gönülleri fetheden Haluk Levent'in Ahbap Derneği ile son yıllarda müziğinin önüne geçmesindense rahatsızdı. Şarkıların önüne geçtiği için zaten geçen gün sosyal medya kullanıcısı şey demiş. Abi seni şarkı söylerken hayal edemiyorum demiş. Hep Ahbap yeleğiyle. Evet bu... Ben müzisyen olarak istediğim bir şey değil. Son yıllarda beyaz perdede biyografi filmleri trend olurken Haluk Levent de müjdeli haberi verdi. Benim filmim çekiliyor şu anda. Öyle mi? 2004 yılında 15 günlük bir hikaye, bir film. Beni anlatıyor yani, beni anlatıyor. Kendi filminde kendi hayatını canlandırmayı ise oyunculara bıraktı. Sebebini yoğunluğa bağladı. Vaktim yok oynamaya, benim yerime biri oynayacak herhalde. Abicim ben oynarsam... Gerçekten çok iyi oynarım ama vaktim yok. Haluk abiniz eski Adana Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında çok oynamışlığım vardır. Kameralarımız bu defa Çağlar Ertuğrul ve Ceyla Odman'ı bir araya getiren Override oyununun galasında. İlk kez seyirci karşısına çıktıkları tiyatro oyunlarını anlatansa Ceyla Odman oldu. Bir kuş sesinin bile olmadığı, canlı bir toprağın bile olmadığı, her şeyin biyonikleştiği ve devlet tarafından yasaklar getirildiği bir dönem. Bu dönemde bir çiftimiz var, Çağlar'cımla ben. Bebek bekliyorlar ve kendilerini bütün bu sistemden arındırarak tırnak içinde doğal bir ortama geçiriyorlar, doğal bir ev ortamı kuruyorlar. Ve sonunda aşk mı kazanıyor, teknoloji mi kazanıyor, bunu seyirci aslında izleyerek görüyor. Çağlar Ertuğrul'u tanıdığımız kadarıyla kazanan tarafın aşk olduğu düşüncesine kapılmamak elde değildi. Benim için evet, öyle aşk kazanıyor. Ama şöyle, şimdi 100 kişi izliyorsa 50 farklı düşünce çıkabiliyor bazen. Herkes kendine göre bir şey alabiliyor. Kadın ayrı, erkeği ayrı, yaşlısı çocuğu ayrı bir şey alabiliyor. Oyunun güzel tarafı da o. Biz şu doğrudur ya da şu yanlıştır gibi bir şey demiyoruz. Ne var ki yakışıklı oyuncunun evlilikle ilgili düşüncelerini de hatırlarsınız. Bu devirde evlilik zor. Hayat pahalı. Hatta hayat pahalılığından dert yakınmakla kalmamış, bir de boşanan arkadaşlarından düğünde taktığı altınları geri istemişti ki Çağlar Ertuğrul sözünün arkasındaydı. Altın ne kadar olmuş ama? Lütfen. Ya istiyorum. Lütfen. Boşanan arkadaşlar. Tabii Çağlar Ertuğrul'un mizah tarafının ne kadar güçlü olduğunu da bilen bilir. Yok şaka yapıyorum tabii ki de. Aileden işin... de var. Aman diyelim. Evet ablam var. Al onları alsın. Ya şöyle işin geyiği tabii ki de yani olayın hani bir şekilde... Ya hayatı bir şekilde geyiğe vurmak gerekiyor. Yani evlilik Allah tabii öyle. Ki ciddi ama hani onunla ilgili de espri yapabiliyor olmak lazım. Boşanmakla ilgili de espri yapabiliyor olmak lazım. Böyle yani böyle tadını çıkaracağız. Yani belli bir ömür yaşayacağız zaten. Daha önce bu devirde evlilik zor diyen ünlü oyuncu fikrini değiştirdi. Yeni manşeti verdi. Espriydi tabii ki. Yani...
Niye zor, zor değil? Bence boşanmak daha zor. Kesin. Bu da şimdi magazin. Hadi bakalım. 5 senede bu bitti. Biliyorum, avukatlar öyle diyor. 7 yıldır Kayla Manukyan'la güzel bir aşk yaşayan Çağlar Ertuğrul'la ilgili en çok merak edilen ne zaman nikah masasına oturacağıydı. Bir şey mi var? Evlendirme dairelerinden bir baskı mı var sürekli? Böyle çok mutluyuz zaten. Hani neden olmasın ya, ileride olur. Evlilik için acelesi olmayan Çağlar Ertuğrul'un bir diğer taraftan çocukları çok sevdiği, baba olmak istediği de bilinen bir gerçek. Evet, şimdilik kediyle idare ediyoruz. Aşk mı teknoloji mi sorusunu irdeleyen tiyatro oyununda Mert Fırat, sosyal medya detoksundan sonra yeni bir kavram ortaya çıkardı. Evet, teknoloji çok hayatımızın bir parçası. Ama bazen de böyle tam şimdi Ramazan aylarına da girdiğimiz şu dönemde onun da orucunu yapmak lazım. En az gıdaların işte vücudumuzdaki süresini azaltmak, işte inancımızı yerine getirmek noktasındaki sorumluluklar gibi bizim de teknolojiyle aramıza yer yer mesafe koymamız gerektiği zamanlar oluyor bence. Sosyal medya orucu tanıtımını ortaya atan Mert Fırat zaman zaman uygulamasını da yaptığını paylaştı. Ya ben yer yer zaman zaman yapıyorum, bazen unutuyorum. Zaten böyle hani bir dizi, bir proje falan olduğunda çok böyle etkin, yoğun paylaşıyor oyuncular, biliyorsunuz. Ben de biraz onlardanım. Ben böyle çiçek, böcek, işte omlet yapımı, orada da ekmek, şimdi de bilmem ne yapıyoruz falan, çok özeniyorum. Ya diyorum, nasıl bir zaman bulmak, hani nasıl bir heyecan. İşte ben o kadar paylaşamıyorum açıkçası. Eskisi kadar da sosyal medyada vakit geçiremiyorum. Ama kendimi öğretmek istiyorum çünkü yeni nesil ve onlarla iletişim kurmayı seviyorum. İşimiz biraz anlatmak. Ya bir şekilde zorunlu bir kullanış. Etkiyi yaptığımız şeyleri daha iyi duyurabilmenin bir aracı. Aynı medya gibi, çünkü medyanın yerine bir biraz rol çalıyor ister istemez. Yeni nesil de biraz oraya bakıyor. Mert Fırat'ın sosyal medya orucunda eşi İdil Fırat'ın da payı var mı? Sosyal medya kullanmasına karışır mı diye merak edildi. Ben soruyorum. Yani soruyorum mümkün mertebe. Hani çünkü gerçekten onun benden çok daha iyi bir gözü var. Ve ne, kimin neye nasıl tepki vereceğini çok daha iyi biliyor benden. Soruyorum ama öyle karışmıyor. Yani ama onu seçtikleri her zaman daha iyi oluyor yani. Bak, daha fazla like mi? Bunu koyuyor. Evet, gerçekten daha fazla oluyor. Yani hem kardeşime hem ona, ikisi benim sosyal medyadaki danışmanlarım. Tiyatro oyunu ünlü isimleri o kadar çok etkiledi ki Mert Fırat'ın sosyal medya orucundan sonra Murat Cemcir de yeni fikirlerle doluydu. Distopik bir evrende geçen ilişkiler üzerine çok enteresan bir şeydi yani böyle. Acaba çift faktör sanma falan diye düşünmedim değil yani. Bu arada Yasemin Kayalın'la görüşmelerinde güzellik merkezi açmaya hazırlandıklarını duyuran Murat Cemcir, şaka mı gerçek mi ikileminde bırakmıştı. Proje için mi? Güzellik salonu açıyorduk aslında. Evet, güzellik salonu açacağız Yasemin Hanım'la beraber, bakalım. Gerçekten. Merhaba, evet. Güzellik salonu aslında güzellik salonu zinciri açacağız. Evet, inşallah hayırlısıyla. Belli ki ünlü oyuncu şakasını sürdürmekte kararlıydı. Azerbaycan'a gidiyoruz bakalım. Azerbaycan, Ramazan'dan sonra Azerbaycan'a gidiyor. Bakalım. Güzel projeydi ya o proje. Hala aklımızda, Yasemin'le çalışıyoruz. Ancak tüm bu konuşmalar espriden öte değildi. Ya çok ciddiyim arkadaşlar. Gerçekten bak ya, şöyle söyleyeyim. Faturasız o kadar ciddi para kazanıyorsunuz ki. Doğru. Değil mi? Doğru. Böyle enteresan ya, insanlar storylerinde falan işte çok ciddi paralar kazanıyorlar. Hani ya taşlama yapıyoruz tabii canım. Öyle bir şey olmaz yani. Güzellik merkezi benim ne işim olur? Lütfen ya, ben aynaya bakmıyorum. Bir diğer taraftan bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ahmet Kural'la küslüğünün nedeni merak edilirken iki eski dostun yeniden barıştığı iddiaları da yankılandı. Ya şöyle, bizim aramızda bir küslük gibi, ben kimseye küsmem, bana küser insanlar. Ben dururum. Sonra geri gelirler, barışırlar, sonra giderler. Geldi mi? Yok. Ahmet Kural'ın zaman zaman iletişime geçtiği söylense de Murat Cemcir'in geriye dönmeye niyeti yoktu. Ben WhatsApp'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. Engelli mi? Yok. Engelli diyeceğim, Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim eski arkadaşım. Bundan sonra... Bu arkadaşlık mazide mi kalacak? Eski arkadaşlık olarak anılmaya devam mı edilecek sorusuna oldukça açık sözlü cevap veren Murat Cemcir, Ahmet Kural'la dostluğuna ikinci bir şans tanımadı. Evet. Hayat güzel bir şey ya. Hani güzel güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın. Sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler. Eşimiz olarak girerler, sevgilimiz olarak girerler, annemiz babamız olarak girerler. Sonra giderler. Hayat böyle bir şey yani. Ama o yollar tekrardan da kesişebilir. Gerek yok kardeşim.
Merakla beklenen, iple çekilen Oscar ödül töreninin 96.sı gerçekleşti. Dünyaca ünlü hangi starlar kırmızı halıda hayal kırıklığına uğrattı? Gecenin en talihsizi kim oldu? Peki bizim starımız Gupse Özay da Oscar'da mıydı? Kimler sendeledi, kimler düştü? Peki asıl gözden düşenler kim oldu? Oscar'da ödül bırakmayanlar, altın heykelciye sarılıp bırakmayanlar ve daha neler neler. Hazırsanız görkemli ödül törenine çeviriyoruz kameralarımızı. Sinema dünyasının en prestijlisi, tüm dünyanınsa ilgi odağı. Şıklı olaylarıyla, altın heykelciği ile 96. Oscar ödülleri geleneksel kırmızı halı düşüşüyle başladı. Evet, ulaştıran kırmızı balık model elbisesi miydi yoksa alev alev yanan devasa topuklu ayakkabıları mıydı bilinmez. Ama eski YouTuber ve oyuncu Liza Koshy gecenin kayan yıldızı oldu. Yıldız gibi aktı geçti. Düşme konusunda tacını devreden Jennifer Lawrence peki bu Oscar'da ne yapıyordu derseniz yine düşmekle meşguldü. Ancak bu defa şıklık yarışından düştü. Beyaz puantiyeri küçlüğü sözde bir Fransız devine ait. Oscar'ın şaşasına uzak bu elbisenin yapımıysa oldukça meşakkatli. İnanması zor ama elbisenin dikimi tam 1500 saat sürdü. Yaklaşık olarak 1500 saatin 62 gün olduğu hesaplandığında ortaya çıkan 2 aylık puantiye hüsranı oldu. Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Tören büyük, gece görkemli. Hal böyle olunca ünlülerin eli ayağına dolaştı. İşte Kirsten Dunst, Liza ile aynı talihsizliği yaşamak üzereyken devasa altın heykelcik kahraman oldu. Düştüyse kalkarız, daha ölmedik ya. Yine bir kırmızı halıda olduğumuzu iliklerimize kadar hissettiren yorgan kıyafetlerde bu yıl Oscar'da da podyumdaydı. Sadece kırmızı halıda olsa iyi. Arayın Grant, yorganıyla sosyal medyanın da dilindeydi. Elbise için gerekli pembe kumaş, bir paket şeker ve bir lastikli çarşaf sizi Oscar'a bile götürebilirdi. Talihsiz güzel Emma Stone. Hay bu başıma gelenler. Kırmızı halıda yine bir Fransız devi. Emma Stone ise su yeşil elbisesinde oldukça özgüvenli. Boynundaki devasa sarı elması tek başına bir yıldız. Emma ise başına geleceklerden habersiz. Süzü pembe içinde dolaşan, adeta kendisiyle birlikte tüm dünyaya pembe zehirlenmesi yaşatan Margot Robbie özüne döndü. Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Rol aldığı oyuncak bebeği canlandırmakla kalmayıp oyuncak bebeğe dönüşen yıldız oyuncu pembeleri üstünden attı. Karaları bağladı, kum saati vücudunun detaylarını öne çıkaran siyah simli strapless elbisesiyle ışıldadı. Asi kızımız Billie Eilish'in gün teyzesine dönüşmesi yetmez gibi ünlü şarkıcı beyaz diz altı çoraplarıyla Oscar'ı evinin salonuna çevirdiği anlarla havel. Hem oyunculuğuyla hem modelliğiyle. Ancak Pamela Anderson'ı üzdü yıllar. Güzelliğiyle baş döndüren Pamela Anderson daha 56 yaşında. Orta yaşının baharında. Ne var ki özensiz halleriyle adeta yıllar aleyhine gibi. Son zamanlarda katıldığı ödül törenlerinde makyajsız halleriyle şaşırtmayı seviyor. Ne var ki doğal halleri her ne kadar cesaretli olduğunu gösterse de kıyafet seçimi ve tarak bile sürmediği saçıyla gecenin en özensizi. Ünlü yıldız
kızların havasından geçilmez. Gecenin çıkları, rüküşleri bitmez diyerek artık tören anlarına geçebiliriz. Dünyaca ünlü yıldızların nefeslerini tuttuğu an geldi. Altın heykelciye kavuşmak için sabırlar tükendi. Konuklara şöyle bir göz atınca üst üste şaşkınlık arttı. Kimler yok, kimler yok? O Delihan'ın Gupse Özay'ı mı? O gördüğümüz alkış tutan bir köpek mi? Şimdi tüm bu şaşkınlıkları giderme zamanı. İlk olarak benzerlikleriyle ağızları açık bırakan ikili karşımızda. Ünlü oyuncu Lily Gladstone, bizim yerli yeteneğimiz Gupse Özay'ın hık demiş de burnundan düşmüş gibi olunca bu benzerlik sosyal medyada olay oldu. Gupse Özay da Şuş'un Anatomisi filminde Snoop karakterini canlandıran sevimli dost Messi'ye. Where is he? Messi. Akıl almaz alkışın gizemi çözüldü. Oyuncu köpek Messi koltuğunda ödül törenini izlerken altın heykelciğine kavuşanlara alkış tutmayı da ihmal etmedi. Tabii ki ince bir hileyle. Ve damga vuran anlardan bir tanesi daha. Kıyafetlerini kuliste bırakan güreşçi John Cena. Marilyn Monroe tadında Ken şovu. Sahne sırası Ryan Gosling'e geldiğinde yer yerinden oynadı. Marilyn Monroe efsanesini sahnesine taşıdı. Pembeler içindeki Ryan, muhteşem dansçıları ve I Am Just Ken performansıyla unutulmaz anlara imza attı. Ve tüm ödülleri silip süpüren Oppenheimer oldu. 7 ödülle ayrıldı. Filmin başrolü olan ve en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Cillian Murphy, barış çağrılı konuşmasıyla geceye damga vurdu. We made a film about the man who created the atomic bomb and for better or for worse we're all living in Oppenheimer's world, so I would really like to dedicate this to the peacemakers everywhere. Şimdi ikinci kez baba olan Taner Ölmez'in mutluluğuna ortak olduğumuz o anlar var sırada. Bakalım oğlu Hazar'a kavuşan ünlü oyuncu heyecanını nasıl paylaşmış. Evet efendim, bu haberi izledikten sonra programımızın sonuna geliyoruz. Yarın yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek. 2022'nin Mart ayında kızına kavuşmuştu Taner Ölmez. Oğluyla birlikte ikinci kez baba oldu. Hazar bebek dünyaya gözlerini açtı. Çiçeği burnunda baba Taner Ölmez, oğlunun hoş geldin çikolatalarıyla basın mensuplarını karşıladı. Abi gözünüz aydın. Ben hiç uçacağım. Sağ olun. Buyurun. Çikolatalarını çok güzel. Teşekkür ederiz. Gitmeyin abi. İkinci kez baba olmanın verdiği tecrübeyle bu defa daha rahattı ünlü oyuncu. 10 numara, her şey yolunda. Çok güzel. Zaten yakın zamanda gelmiştiniz yine kızımın doğumuna. Ben de annesi de biz konuya hakimiz. Daha şeyiz yani, daha rahatız. Tecrübe ederim.